Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu efendim? Tamam geliyor. Hayırlı akşamlar. Benim başka arkadaşlarım da var. Efendim yukarıda ne demiştik? Sınıfta 3 ay önce tanıştığım bir arkadaşım var. Fi safi sadiqun ta'arraftu alayhi qabla 3 shuhurin. İsmihu Hasanun. Hasanun talibun İzmirliyun. Tavilul kameti. Lehu 3 ikhwatin ve ukhtani. Huve sadiqun zu ilmin kathir. Estefidu min ilmihi kathiran. يساعدني على أن أفهم المواضيع التي لا أفهمها. يمكنني أن أجيب عن الأسئلة في الامتحانات بفضل مساعداته. له فضل كثير علي. له فضل كثير علي. Demiştik. Şimdi benim başka arkadaşlarım da var. Başka arkadaşlarım da var. Önce benim arkadaşlarım var diyoruz. Li astıgavu. Li astıgavu. Benim arkadaşlarım var. Başka. Efendim başka ifadesini ahar kelimesi var. Ahar neydi? Ahar öteki. Başka diğer demekti. Burada astıko çoğul olduğu için evet ahar kelimesini de kullanıyoruz. Ahar mühendisi uhra. Gülşah. Doğru. Li astıko aharun benim başka arkadaşlarım var. Bir de dade'yi söyleyeceğiz. Eydan. Eydan. Ya da kezalike. Yani li astıko aharun eydan. Li astıko aharun kezalike. Benim başka arkadaşlarım da var. Efendim bu yapının fissaf-ı talibun şeklinde formülize edildiği görülüyor. Fissaf-ı talibun sınıfta bir öğrenci var. Sahiplik bildirmesi için li kullandık. Efendim. Tabii öğrenci yerine arkadaşlar dedik gibi. Örneğin Ali güzel yüzlü, çok para sahibi bir arkadaş. Burada Ali özne, arkadaş yüklem. Güzel yüzlü, çok para sahibi onun arkadaşın sıfatı. Mesela ya da bunu başına F'ye getirebiliriz. Çünkü az öncesinde bir iddiada bulunuyoruz. Benim başka arkadaşlarım da var. Daha sonra da örneklendirme yoluna gidiyoruz. Bu gibi durumlarda F kullanılabilir. F mesela Aliyun Sadiqun. Ali bir arkadaştır. Ana öğeler bunlar. Şimdi arkadaşın sıfatları var. Sadiq kelimesinin sıfatları var. Sadiq nekra sıfatları da dört açıdan ona uyacaktır. Güzel yüzlü. Güzel yüzlü ezberlemeniz lazım artık. Cemilul vecihi. Cemilul vecihi. Peki bu terkipte cemil kelimesi marife midir, nekra mıdır? Cemilul vecihi. Güzel yüzlü derken cemil kelimesi burada marife midir, nekra mıdır? Doğru. Nekradır. Nekradır. Çünkü bu çakma izafettir. Lafzı izafettir. Lafzi izafette muzaflar nekradır. Evet. Dünkü dersimizin sonlarında Cemilül Vecihi ifadesini lütfen ezberleyin. Güzel yüzlü. Çünkü biz burada uzun boylu demiştik. Aynı yapıda kullanmıştık.
nekralığını hatırlatmıştık. Nitekim Sadiq'in kelimesi nekra. Cemilül veci terkibi nekra olduğu için zaten ona sıfat olabiliyor. Aksi halde Sadiq kelimesine sıfat olabilemezdi. Çok para sahibi. Çok para sahibi. Daha yukarıda ne demiştik? Çok ilim sahibi demiştik. Zu ilmin kesirin demiştik. Burada ise çok para sahibi. İlim yerine malin diyoruz. Zu malin kesirin. Ve mesela Aliyun, Sadiqun, Cemilul Veci, Zu malin kesirin. Zu malin kesirin. Çok para sahibi. Eğer siz hocam ben çakma isabet kullanacağım derseniz o zaman kesirul mali diyebilirsiniz. Bu bir alternatiftir. Cemilul veci kesirul mali. Güzel yüzlü, çok paralı. Yani çok para sahibi. Çok parası olan. Cümleyi kurduk. Femethelen Aliyun sadigun cemilul veci. Zu malin kesirin. Ali derslerine çalışmayı sevmeyen bir öğrenci. Bu seçili kısım derslerine çalışmayı sevmeyen öğrencinin sıfatı. Ana öğelerimiz Ali bir öğrencidir. Aliyun sadiyyun. Aliyun sadiyyun. Derslerine çalışmayı sevmeyen. Şimdi derslerine çalışmayı sevmiyor diye bir cümle kuracağız. Derslerine çalışmayı sevmiyor. La yuhibbu sevmiyor. La yuhibbu. La yuhibbu en yeştehide fi durusihi. Şimdi iştehede fi durusihi derslerine çalıştı demekti. Buradan muzari kiple efendim getiriyoruz. Çünkü geçmiş zamandan bahsetmiyoruz. La yuhibbu en yeştehide fi durusihi. Derslerine çalışmayı sevmiyor. Bu cümleyi nekra olan sadik kelimesinden sonra getirdiğimizde efendim otomatikman sıfata dönüşmektedir. Aliyun sadikun. Ah sadikun demişiz Hatice. Allah razı olsun. Talibun. Aliyun talibun. Aliyun talibun. La yuhib ben yeştehide fi durusihi. Nokta. Evet, gördüğünüz gibi her C'den sonra gelen kendisiyle her nekradan sonra gelen kendisiyle bağlantılı C'ler sıfat olmaktadır. Nekra artı C eşittir belirtisi sıfat tanımlamasıdır. Burada la yuhib ben yeştehide fi durusi ifadesinde 3 tane talip kelimesiyle bağlantı var. La yuhib bu ve yeştehid bu ve durusihi deki hi hepsi talip kelimesiyle bağlantılıdır. Buna ek olarak derslerine de katılmıyor. Derslere de katılmıyor. Şimdi katılmak ne demek? Şimdi bir hadara yahduru diye bir fiilimiz var. Geldi, katıldı. Mesela hadarat derse geldi. Derse gelmek katılmak demektir. Ama siz illaki iştereke fi'yi kullanmak isterseniz o zaman iştereke fi dersi derse katıldı. Fakat buradaki derse katılmak, mesela hoca soruyor, o cevaplandırıyor, hocaya sorular soruyor, efendim okuyor, yazıyor, çiziyor, derse iştirak etmek diyoruz ya biz. Evet. Sorun değil. Derslere katılmıyor. Burada her ikisi de anlaşılabilir. Bu yapılardan birisi kullanılabilir. Buna ek olarak ifadesi idafeten ile zelike İzafeten ile zelike İzafeten ile zelike buna ek olarak. Ayrıca diye de tercüme edebilirsiniz. İzafeten ile zelike bundan sonra İzafeten ile zelike dedikten sonra fe'nin kullanımı zorunlu değil ama yaygın. Yaygın. Derslere de katılmıyor. Derslere de katılmıyor. Şimdi bitmemiş bir eylem efendim muzari fiille ifade edilir. Evet. Hatice. Fe la yahdurup derse. Fe la yahdurup derse. Derse gelmiyor. Eğer siz iştereke fiili kullanacaksanız
O zaman bitmemiş eylem olduğu için muzariye çeviriyorsunuz ve la ile de olumsuz yapıyorsunuz. Buradaki fe'nin kullanımı idafeten ile zelik eden dolayı tercihe bağlı ama yaygın. La yeşteriku fit dersi. La yeşteriku fit dersi. Şimdi yukarıda bir cümle kurduk. Ali derslerine çalışmayı sevmeyen bir öğrenci. Peşinden buna ek olarak derslere de katılmıyor. Şimdi iki tane olumsuz bir yapı var. Yani hem la yuhibbu sevmiyor, bir de la yahturu katılmıyor. Şimdi iki tane arka arkaya böyle olumsuz cümle gelirse ne efendim ne de terkibi kullanılabilir efendim. Ama siz illaki eydan kullanmak istiyorsanız bunda da bir sakınca yok. Daha yeşleri kıfit tersi eydan. Derslere de katılmıyor. Yani onu yapmıyor, bunu da yapmıyor. Eydan. Öte taraftan nasıl diyebiliriz? Min cenibin ahar öte taraftan diyebiliriz. Min cenibin ahar öte taraftan ilme ilgi göster. Ah! O bilgisiz biri. Çok önemli bir cümleydi. O bilgisiz biri. Nasıl deriz? Evet. Bilgili. Mesela bilgili. Bunu nasıl deriz? Zu ilmin bilgili. Peki bilgisiz nasıl deriz? Evet İlkay. Adim kelimesiyle ifade edilir. Şimdi adem kelimesi kullanırsak ademül ilmi biz buna bilgisizlik diyoruz. Bilgisizlik. Bilgisizlik. Peki bilgisiz demek istiyorsanız adim kelimesini kullanıyorsunuz. Adimul ilmi. Buna biz bilgisiz, bilgi yoksunu diyoruz. İşte buradaki adem kelimesi sızlık, suzluk yani bilgi yoksunluğu. Bilgi yoksunluğu. Ama adim derseniz bilgi yoksunu, bilgisiz. Adim, adem. Adem mastarlaştırır, olgudan bahseder. Adim, o olguya sahip olan yapıyı anlatır. Adimul ilmi, bilgisiz. Ademul ilmi, bilgisizlik. Evet. Peki, buradan yola çıkarak ne diyeceğiz? O, bilgisiz biri. Bu ve şahsun adimul ilmi ve şahsun adimul ilmi o bilgisiz bir kişi, bilgisiz biri. Burada dikkatinizi çekeyim. Adimul ilmi lafzı izafettir. Şuraya da yazayım. Lafzı izafet ve mevcut haliyle nekradır. Adimul ilmi bilgisiz. Ama ademul ilmi bu hakiki izafettir. Hakiki izafettir ve marifedir. Mesela cennetin dediği gibi hocam ben bilgisiz, ilimsiz demeyi bilmiyorum. O zaman cahil dersin. Cahil de bilgisiz anlamına gelir. Aslında cahil ilgili konuda bilgi sahibi olmayan demektir. Yani bir konunun cahili olur insan. Ama bilgisiz dediğimizde daha böyle geniş bir anlam oluyor. Olsun. Bu ve şahsun cahilun. Ya da hocam ben cahil demesini de bilmiyorum. Aklıma gelmiyor cahil kelimesi. Cehalet kelimesi geliyor, cahil gelmiyor. O zaman şöyle derim.
Huve şahsun zu cehlin ya da cehaletin. Cehil bilgisizlik. Zu cehlin bilgisizlik sahibi. Bak zu sahiplik bildiriyor. Ya hocam ben onu da bilmiyorum. Ben sadece alim kelimesini biliyorum. O zaman şöyle dersin. O alim birisi değil. Yani diyeceksin ki alim olmayan cahil anlamına gelmez ki. Yani onu öngörmez ki. Öyle ama elimizde şeyimiz yok. Alternatifimiz, kelime bilgimiz yok. O zaman ne yapacağız? Var olanları kullanacağız. Efendim. Evet. Neyse huve şahsun neyse alimen. Ya da alim yerine bilgi sahibi olmayan birisidir deriz. Neyse zâ ilmin. Şimdi zu ilmin ilim sahibi. Neyse zâ ilmin ilim sahibi değil. Yani ilim sahibi olmayan bir kişidir. Anlamı çıkar. Evet. Zu kelimesinin ne kadar görevinin önemli olduğunu fark etmişsinizdir. Efendim. Bu arada şunu ezberleyeceksiniz. Adimul ilmi lafzı izafettir ve nekradır. Ademul ilmi hakiki izafettir ve marifedir. Şimdi buradaki za ilmin leysenin haberidir. Hani leysenin ismi kendi kardeşi olduğu için merfu haberi mansup oluyor ya. Evet. Za ilmin leysenin haberidir. Leyse artı za ilmin ifadesi şahs kelimesinin sıfatıdır. Şahs artı sıfatı bir bütün olarak huve zamirinin haberidir, yüklemidir. Peki. Öte taraftan min cehennemin ahar. İlme ilgi göstermiyor. Şimdi ilgi göstermek efendim ne demektir? Şimdi göstermek azhara yuzhiru diye bir fiilimiz var. Sonra ebbe yubbi ibbeun diye bir fiilimiz var. Fakat her şeyden önemlisi ihtemme bi yapımız var elimizde. Çokça örneklendirdiğimiz için hepimiz biliyoruzdur. İlme ilgi göstermiyor. İlme önem vermiyor. Muzariye dönüştürüyorum. La ile olumsuz yapıyorum. Neye önem vermek? Neye sorusunun cevabını bi ile alır. Ne? İlim. Bil ilmi. La yehtemmu bil ilmi. İn cenibin ahar la yehtemmu bil ilmi. Ya da Hatice'nin gibi şöyle diyebiliriz. Azhara burada gösterdi muzariye dönüştürdüğümüzde yuzhiru ebbe yubbi haline gelir. O zaman la yuzhiru ya da la yubbi ihtimamen. Yüzyılı gösteriyor, la yüzyılı göstermiyor. İhtimamen ilgi bil ilmi. La yüzyılı ihtimamen bil ilmi. La yübdi ihtimamen bil ilmi. Ya da la yehtemmu bil ilmi. Tamam. Sadece paraya önem veriyor. Sadece paraya önem veriyor. Şimdi sadece paraya önem veriyor. Efendim biz şart üslubunu gördük. Daha öncesinde neydi? İstisna üslubunu gördük. Evet, istisna üslubunda olumsuz bir yapıyla başlıyoruz. Ondan sonra illa getiriyorduk. Değil mi? Ya da olumlu bir yapı sonra illa getiriyorduk. Üçüncü bir kullanım olumsuz bir yapıda ögeyi eksik bırakıyor. İlladan sonra o ögeyi tamamlıyorduk. Nakıs istisna diyorduk. O gibi yerlerde sadece anlamını elde edebiliyorduk. Bir de şunu da kullanabiliriz. Şimdi iki üç tane farklı şekilde sadece paraya önem veriyor diyeceğiz. Efendim
Yehtemmu, yehtemmu bin bil mali ya da bin nugudi. Fakat dediğimizde sadece anlamını elde edebiliyoruz. Yehtemmu bil mali fakat, yehtemmu bil mali fakat ya da çok daha orijinal bir üslupla la yehtemmu, önem vermiyor. Sonra illa'yı kullanıp bilmeli dediğimizde önem vermiyor, sadece paraya önem veriyor. Yani paradan başka bir şeye önem vermiyor. Sadece paraya önem veriyor. Buradaki bilmeli ifadesi normalde ihtemme yehtemmunun tamamlayıcı bir ögesi. Evet, biz buna nakıs istisna diyorduk. Yehtem bu fiil faili gizli bilmeli müstesna değil. Müstesna değil. Bu mefulün bir gayrı sarı ögesidir. İhtemme nesnesini bir ile alır. Harfi celle olduğu için gayrı sarı olarak değerlendirilir. Yehtem bu bilmeli fakat ya da la yehtem bu illa bilmeli. Geçen sınavlarda başarısız olmasına rağmen ne derslerine çalışıyor ne de derslerine geliyor. Bakınız, derslerine çalışıyor, çalışmıyor. Derslere geliyor, gelmiyor. Yukarıda bu cümleleri kurmuştuk. Geçen sınavlarda başarısız oldu. Bu cümleyi de daha önceden kurduk. Rağmen terkibini de daha önceden gösterdik. Şimdi hadi bakalım bu cümleyi tercüme edelim. Önce geçen derslerde başarısız oldu diye bir cümle kullanıyorum. Resebe ya da feşile. Feşile. Resebe ya da feşile. Fil imtihanat sabikati. Ya da el madiyeti. O doğru. Ne dedim? Geçen sınavlarda başarısız oldu. Şimdi rağmen diyeceğim. Şimdi rağmen ifadesini rağme artı muzafen ileyh ya da bir rağmi min artı mecrur isim ya da aler rağmi min artı mecrur isim getireceğim. Şimdi şu cümleyi ister muzafen ileyh yapayım, ister harfi cerden sonra getireyim, mecrur olacak. Nasıl yapacağız bunu? Mecrur yapı isim olması lazım. Mastarlaştıracağım. Evet. Rağme ennehu resebe fil imtihaneti sabikati. Bir rağme min ennehu resebe ya da feşile fil imtihaneti sabikati. Geçen sınavlarda başarısız olmasına rağmen. Şimdi ne derslere çalışıyor? Yani burada la'yı iki kere tekrarlarsam ne de. Daha doğrusu la'yı demeyeyim de iki tane olumsuzluğu böyle atfedersem ne de anlamını elde edebiliyorum. Derslerine çalışıyor neydi? Yeşteydu fi durusihi. Yeşteydu fi durusihi. Peki derslerine katılıyor neydi? Yahduru durusehu. Ya da yeşteriku fi durusihi. Şimdi la ve la dediğinde ne derslerine çalışıyor ne de derslerine katılıyor, geliyor anlamını vermiş oluyoruz. Yukarıdakiyle de birleştiriyorum. Efendim buradaki boşluğa ennehu resebe diyoruz. Sonra la yeştehidu fi durusihi وَلَا يَحْتُرُ دُرُوزَهُ. Şimdi Cennet diyor ki hocam şu ifadeyi diyor cümlenin en sonuna alsak olmaz mı? Yani لَا يَشْتَهِدُ ف۪ي دُرُوزِهِ وَلَا يَحْتُرُ دُرُوزَهُ رَغْمَ اَنَّهُ فَشِلَ ف۪ي الْاِمْتِحَانَةِ السَّابِقَةِ. Olur. Olur.
Evet, burada sabıka kelimesi yerine fil imtihanatil madiyeti diyebiliriz. Tabii ki madi geçen. Sabık geçen demek. Tamam, şunu da sona alabiliriz dedik. Devam ediyorum. Finans sınavlarında da başarısız olması muhtemel. Efendim, özne yüklem. Muhtemel, zaten Türkçe'de de kullanılıyor. Muhtemel. Bu yüklem muhtemelun denilebilir. Fakat Arapça'da finans sınavlarında da başarısız olması kesin, muhtemel, kararlaştırılmıştır, beklenmektedir, efendim, zorunludur gibi yapılar Arapça'da şibi cümlesiyle minel muhtemel, minel müekked, kesindir, minel mutavakka, beklenmektedir, umulmaktadır. Minel muntazar, beklenmektedir. Minel mukarrar, kararlaştırılmıştır. Kararlaştırılan şeylerdendir. Minel caiz, bilir. Yani muhtemel, ihtimalli şeylerdendir. Minel taruri, zorunludur. Minel vacip, zorunludur. Efendim şeklinde kullanımlara sıkça rastlarsınız. Peki bunlardan minel muhtemel bizi şimdi ilgilendiriyor. Yüklem yapacağız. Şunu da müpteda. Şunu da müpteda. Bu yapıların cümlenin başında gelmesi ve peşinden de öznenin, mübtedanın müevvel mastar olması Arapçada gerçekten çok yaygın. Mesela finans sınavlarında da başarısız olması. Önce finans sınavlarında başarısız olur. Resebe yer subu. Geçmiş zamandan bahsetmediğimiz için bu zamiri kullanıyorum. Ya da yefşelu. Bil imtihanatil mukbileti. Mukbileti. Bil imtihanatil mukbileti. Ya da el atiyeti. El atiyeti. Bunun başına en getirirsek en yersube ya da en yefşele fil imtihanatil mukbileti el atiyeti artık müpteda olmaya uygun bir yaparızdır. Eydan da ekleyelim. Şimdi bunun da başına şu minel muhtemel kelimesini getiriyoruz. Minel muhtemeli en yersube fil imtihanatil mukbileti eydan. Şimdi en ile müevvel mastar yapılabilir mi? Yani teknik olarak hayır demiyorum. Fakat bu gibi yapılarda yukarıda verdim ya şu yapılarda en sonra gelen bu müevvel mastarın fiil cümlesinden en ile mastarlaştırılmış hali yani yaygın. İlke olarak isim cümlesinden elde edilen müevvel mastar burada kullanılamaz diyemiyorum. Fakat yaygın kullanımın fiil cümlesini en ile mastarlaştırdığımız bu yapı olduğunu söyleyebilirim. Minel muhtemeli en yersube, minel muhtemeli en yefşele fil imtihanatil mukbileti eydan. Evet. Bu şekilde final sınav ama burada özür dilerim. Gelecek sınavlarda demişiz. Burada gelecek sınavlar yok ki arkadaşlar. Ne var? Final sınavlarında var.
final sınavlarında gelecek sınavı gelecek ifadesini kaldırıyorum. Yerine nihaiyeti diyorum. Nihai sonla ilgili sınavlar. Sonla ilgili sınavlara Araplar biz final sınavları diyoruz. Araplar işte el imtihanet en nihaiye diyor. Son sınavlar. Min el muhtemeli en yersube fil imtihanetin nihaiyeti eydan. Final sınavlarında daha başarısız olması muhtemel. Bilindiği gibi bu bilindiği gibi ifadesi kema huve malum bilindiği gibi demek ya da minel malumi bu da efendim kullanılabilir. Fakat minel malumi ifadesini kullanacaksan peşinden gelen ifadeyi mübteda yapacaksın. Minel muhtemeli örneğinde olduğu gibi. Peki kema huve malum. Bunu ara cümlesi olarak kullanabiliriz ama minel malum ara cümlesi olarak gelmez. Kema huve malum bilindiği gibi. Sınavlarda başarısız olmamak, sınavlardan önce günübirlik derslere çalışmaya bağlı. Efendim, burada sınavlarda başarısız olmamak özde derslere çalışmaya bağlıdır. Bu da yüklem. Sınavlardan önce günlük ifadesi şuradaki çalışmanın tamamlayıcı ögesi. Burada bağlı nasıl denilir? Buradaki bağlı aslında üzerine dayanıyor anlamında. Terettebe ala ile kullanıldığında terettebe aleyhi ya da daha çok kâme yegûmu fiili var. Yegûmu ala üzerine dayanmak. Yani ona bağlı olmak anlamını verir. Hani kâme fiilinin tek başına ayağa kalktı, ayakta durdu anlamı var. Kâme bi ile kullandığında yaptı, yerine getirdi anlamı var. Kâme alâ ile kullandığında üzerine kuruldu, dayandı, bağlı oldu anlamı var. Öyle bir açıklama yaptığımı hatırlıyorum. Şu kâme bi hani bi'den sonra masları getirirsek o eylemi gerçekleştirdiğini ifade eder. Kâme bil kitabeti yaptı. Kâme bil tabkı tahami yemek pişirdi. Kâme dikraatil kıssati öyküyü okudu anlamını verir demiştik. Peki Arattabe mi? Şimdi terettebe yetterettebu terettub. R, T, B kök harflerinden efendim normalde sıralı, rütbeli, dereceli olmak gibi bir anlamı var. Ama ala ile kullandığında üzerine dayanmak, bağlı olmak efendim anlamı var. Şimdi peki daha önceden bildiğimiz diğer açıklamaları yapalım. Sınavlarda başarısız olmamak. Şimdi sınavlarda başarısız olmak neydi? Errusub fil imtihanet. Rasebe yer subu rusub feşile yevşelü fuşu feşel. Feşile yevşelü feşel. El feşel fil imtihan
Er-Rusul fil imtihan sınavlarda başarısız olmak demek. Peki bunu nasıl olumsuz yapacağız? Sınavlarda başarısız olmamak. Arkadaşlar az önce bilgisizlik gibi bir şey söylemiştik ya, oradaki adem kelimesi mastarları olumsuz yapan bir sözcük. Adem. Rusul kalmak, Adem-ül Rusul kalmamak. Es-sefer gitmek, Adem-ül Sefer gitmemek. En-nevm uyumak, Adem-ül Nevmi uyumamak. Adem. Evet. Adem-ül Rusul bir imtihan, sınavlarda başarısız olmamak. Evet. Sızlık, süzlük anlamı verir demiştik. Yani olumsuzluk anlamı veriyor. Peki, derslere çalışmaya bağlı derken el-iştihad fit-durus. Derslere çalışmak. Malzemesini kullanıyoruz. Sınavlardan önce kablel-imtihaniyeti günübirlik. Güne gün. Yevmiyen. Yevmiyen. Ya da fi kulli yevmin. Eğer yevmiyen demesini bilmiyorsan fi kulli yevmin her gün. Efendim şimdi malzemelerimizi hazırladık ya. Kema huve ma'lum. Adem-i rusul fil imtihanet. Yekumu alel iştihad fitturuz kablel imtihaneti yevmiyen. Cümleyi kurarken demek ki önce malzemeleri hazırlıyoruz zihnimizde. Sınavlarda başarısız olmamak. Derslere çalışmak, sınavlardan önce günübirlik, dayanmak, yegûmu. Kemâ huve malûm, adem-i rusûlü fil imtihanâti, yegûmu alel iştihâdi fit turûsi, kablel imtihanâti, yevmiyen. Buradaki yevmiyen ifadesini kableden de önceye getirebiliriz. Hatta fitturuz'dan önceye de getirebiliriz. Ama el-iştihat kelimesinden önceye getirmeyelim. Niçin? Çünkü ala harfi cerdir. Ala kendisinden sonrakini cer eder. Ama yevmiyen o iştihat kelimesinin mef'ulün fi elemanıdır. Şimdi Cennet diyecek ki iştihat kelimesi nasıl cümle öge salır? İştihat mastardır. Mastarlar fiil gibi cümle öge salabilir. O yüzden bizim dördüncü belki üçüncü dersimiz mastar şey fiilimselerin mastarın ameli konusunu işlemiştik. Yani onlar da fiil gibi cümle ögesi alabilir. Efendim. Demek ki buradaki yevmiyen, fitturuz, kablel imtihanet buradaki üç öge, üçü de içtihat mastarının tamamlayıcı ögeleri. Tamamlayıcı ögeler normalde tamamladıkları şeyden sonra gelir. Kame ala bir şeye dayanmak. Burada kalmamak çalışmaya dayandığı için aladan sonra getiriliyor. Kema huve malum ademur rusubi fil imtihanati yekum alel iştihadi yevmiyen fitturusi kablel imtihanati. Buradaki yegumu ala yerine yeterettebu ala da kullanabiliriz. Kema huve malum ademur rusubi fil imtihanati yeterettebu alel iştihadi yevmiyen fitturuz kablel imtihanati. Burada terettebe tabi malzeme olarak kullanmış. Yani cümlede nasıl kullanacağımız
Sonradan belirleniyor. Malzemeyi uygun bir şekilde dönüştürüyoruz. Kâme alâ, yekûme alâ. Terettebe alâ, yeterettebe alâ. Peki. Bitti. Ali sınavlardan önce çalışsaydı onlarda, yani sınavlarda başarılı olurdu. Evet, bunun şart üslubu lev grubu ile ifade edecek bir cümle olduğunu anlamamız gerekiyor. Sınavlardan önce çalışsaydı başarılı olurdu. Efendim, İşte hedefi çalışmak demekti. İşte hedef tabi fi neye sorusunun cevabını verir. Ama burada bakıyorum neye sorusunun cevabını vermemiş. O zaman fi'yi kullanmıyorum. İşte hedef kablel imtihaneti. Dersler sınavlardan önce çalıştı. Neceha fiha. Onlar da başarılı oldu. Şimdi bu cümleyi ne yapıyorum ben? Lev. Lev ile, evet İmran. Lev ile geçmiş zamanda şart uslubuna dönüştürüyorum. Biliyorsunuz şart edatlarından sonra %99,99 efendim fiil cümlesi gelir. O yüzden Ali'yi nereye koyacağız? İşte hededen sonraya. Lev iştehede Ali'yün kablel imtihaneti. İsterseniz tercihe bağlı olarak sonuç cümlesinin başına lev grubunda le getirebilirsiniz. Hani ezberleyin dediğimiz bir yapı vardı. Levlake, levlake, lema halaktul eflake. Efendim. Tabii benim ben tüm hareketleri okudum. Normalde ezberlenen hali son hareketleri verilmez. Levlake levlak lema halaktul eflak. Yani bu niye son hareketleri verilmiyor? Kulağa ritim oluştursun diye. Efendim ama biz hani burada tüm hareketleri verebilecek şekilde cümleler kuruyoruz. Siz yarın istediğiniz harekeyi konuşurken kullanmayabilirsiniz. İrab harekesini vermeyebilirsiniz. Araplar vermiyor. Levişte de Ali yon kabl imtihanati le neceha. Burada L'nin kullanımının tercih unsuru olduğunu söylemiştik. Peki, Ali'nin sınavlarda başarılı olması için ödevlerini yapması ve derslere çalışması gerekir. Gereklilik gibini örneklendirmiştik değil mi? Yecibu ala yenbeği hatta labutte. Peki, Ali'nin sınavlarda başarılı olması için. Şimdi yukarıda lev grubun efendim geçmiş zaman biz lev grubuyla ifade ediyoruz. Mesela şart edatı in kullanabilir miyiz? Şart edatı in kullanabilir miyiz? Şimdi ben biliyorum yani Arapçada olmaz diye bir şey yok. Daha doğrusu nadir şeyler vardır. Bilirsen olur. Ama şimdi nasıl anlatacağım ben? Neyse ben yazayım. Sen anlamaya çalış. Erken Ali'yun kad iştehede kablel imtihaneti fakat neceha fiha. Evet, bu cümle de Ali sınavlardan önce çalışsaydı onlar da başarılı olurdu. Anlamını karşılar. İmkanı Ali'nin kat işte de kablel imtihanati fakat neşaha fiha. Hani gömleği arkadan yırtılmışsa bilmem şöyledir
ifadesi var ya, yani o yapıyla da anlatabiliriz. Burada İlkay in ile, hani peşinden mazi de gelse, muzari de gelse, bitmemiş eylem bildirir şart üslubu demiştik ya. Nev grubu geçmiş zaman bildirir demiştik. Tamam. Peki in grubuyla geçmiş zaman ifade edebilir misin? Efendim, in kendisinden sonra gelen bir tane muzari fiili veya mazi fiili gelecek zamana çeviriyor. Yani bitmemiş eyleme dönüştürüyor. Ben bir fiil daha koyuyorum önüne. İkisini dönüştüremiyor. Yani kâne artı mazi fiille, evet, geçmiş zaman şart anlatılabilir in ile. Fakat lev ile kâneye, maneye ihtiyaç yok. Evet, lev grubunda kâneye gerek yok. Sadece işte de ya da yeşte, evet, yeterli. Ama geçmiş zamanı in ile ifade etmek istiyorsanız işte de'nin önüne kâneyi efendim getirmemiz gerekiyor. Aksi halde işte de geniş zaman bildirecektir. Kat yok. Kat yok. Kat olmasına gerek yok. Ama şu cevapta kat olması lazım mı dersen, cevabında evet kat olması lazım. Geçmiş zaman bildirebilmesi için kat olması lazım cevabında. Ama şuradaki kat, yani inkâne aliyyun kat işte de ifadesindeki kata gerek yok. Çünkü kâne bu işte de'yi geçmiş zamana dönüştürüyor. Ama şuradaki Neceha'nın geçmiş zaman bildirebilmesi için evet önüne kat getirmem gerekiyor. Tabii kat getirince de önüne fe'nin bitişmesi gerekiyor. O sebeple dedik efendim lev grubu geçmiş zamanda kullanılır. Efendim, ha %1 ya da binde bir gelecek zamanda kullanıldığı da olur mu levin? Evet oluyor. Sınavlardan önce çalışsaydı onlar da başarılı olurdu. Evet. Evet Hatice. Buradaki işte de yerine efendim yeştehidu getirsek yine geçmiş zaman bildirir. Lev grubu mazi ile de muzari ile de geçmiş zaman bildirir. Evet. Ali'nin sınavlarda başarılı olması için ödevlerini yapması ve derslerine çalışması gerekir. Şimdi ödevlerini yapıyor, derslerine çalışıyor. Ali sınavlarda başarılı oluyor efendim gibi 3 tane cümleyi kurmam gerekiyor. Bu cümleyi tercüme edebilmem için. Yencahu Aliyun fil imtihaneti. Ali sınavlarda başarılı oluyor. Ya'melu vacibatihi, ödevlerini yapıyor. İçtehidu fi durusihi, derslerini çalışıyor. Bunları daha önceden gördünüz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim, Ali sınavlarda başarılı oluyor cümlesini niçin sorusuna cevap olarak getiriyoruz. Evet. Liyencaha. Liyencaha. Peki şimdi ödevlerini yapması, derslerine çalışması, bu da gereken şey. Yecibu bu kalıbını bilmemiz gerekiyor. Çalışmalı derken yecibu en diyoruz. Burada gereken şey enden sonra geliyor. Yecibu en ya'mele vacibatihi. Vacibe vacibatihi. Evet. En yeşehide fi durusihi. Peki burada niçin sorusunun cevabı normalde cümlenin en sonundadır. Niçin sorusunun cevabı. Yecibu en yamele
İlk fiil geçince Ali'yi oraya koyuyoruz. Yecüb en ya'mel aliyyun vacibatihi ya da yecüb en yeştehid, pardon, yecibiye tekrar gerek yok. O olsa da olur. Hatta ene bile gerek yok. Atfediyorum. Vav getirmem yeterli. Ve yeştehide fi durusihi. Yecüb en ya'mel aliyyun vacibatihi ve yeştehide fi durusihi liyencaha fil imtihanati. Evet, burada Ümran diyor ki alayı da kullansak olur mu? E olur. O zaman yecibu ala aliyyin olur. Ne gerekiyor? Onun başına alayı getiriyoruz. Yecibu ala aliyyin. Tabi tekrar Ali'yi söylemeye gerek yok o zaman. Ali'yi siliyoruz. Hatta yecibu'yu kaldırıp ala aliyyin en ya'mele vacibetihi ve yeştehide fi durusihi liyenceha fil imtihaneti de diyebiliriz. Burada evet. Liyenceha yerine ilk ayında söylediği gibi lien yenceha, key yenceha, hatta yenceha, likey yenceha, bunların hepsi kullanılabilir. Hatta Cennet'in de söylediği gibi bunu en başa alıp, niçin sorusunun cevabı ya, en başa alıp cümleyi böyle de kurmak mümkün. Fakat bu durumda ne olur biliyor musunuz? Şuradaki yencehanın öznesi Ali ya, o zaman ilk fiilden sonra Ali'yi getiririz. Tekrar Ali demek istediğimizde zamirini kullanırız. لِيَنْجِهَ عَلِيٍّ فِي الْاِمْتِحَانَاتِ يَجُبْ عَلَيْهَا اَنْ يَعْمَلَ وَاجِبَاتِهِ ve yeştehide fi durusihi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada yecübe en, aleyhe en, yecübe aleyhe en, bunlar arasında görev açısından, gereklilik kipini bildirmesi açısından herhangi bir farklılık yok. Mesela buradaki yecubu aleyhi kaldırılıp yenbeğihi getirilse de olur. Hatta labutten min getirilirse de olur. Yani yukarıdaki efendim yecubu aleyhi yerine labutten min, labutten min ya da yenbeğihi getirirse de aynı anlam elde edilir. Bakınız, yenbeği en ya'mele vacibeti ya da labutte minen ya'mele vacibeti. Fakat yecibu ala'nın kullanımı yaygın belirtebilirim. Diğerler alternatifler az mı kullanılıyor? Yani o da, onlar da kullanılıyor. Şuradaki niçin sorusunun cevabının cümle sonunda getirilebileceğini de belirtmiştim. Devam ediyorum. Çaba harcamadan diploma elde etmek isteği son yıllarda ortaya çıkan bir problem. Efendim. Şimdi burada çaba harcamadan ifadesi diploma elde etmek. Bunun hal ögesi, isteği, bunun tamamı ise özne. Geri kalanı da yüklem. Ve yüklemin asıl elemanı problem. Çünkü son yıllarda ortaya çıkan ifadesi problemin sıfatı. Sıfatı. Yani müşkiletun bir problem. O zaman son yıllarda ortaya çıktı diye bir cümle kurarsam zaharat fissenevâtil ahireti. Fissenevâtil ahireti. Son yıllarda ortaya çıktı. Şimdi elde ettiğim bu terkip son yıllarda ortaya çıkan bir problem anlamını veriyor. Peki şimdi ne diyeceğim? Çaba harcamadan diploma elde etme isteği. Efendim istek rağbet.
Rağbe. Rağbetul husul. Rağbetul husul ala şehadetin. Hasale ala elde etmekti. Şehade diploma. El husul ala şehade diploma elde etmek. Rağbetul husul ala şehade diploma elde etmek isteği. Şimdi çaba harcamadan bila bezli cuhudin. Bezli cuhud çaba harcamak. Bila bezli cuhud çaba harcamaksızın. Buradaki la yerine dune, biduni şeklinde de söylemek mümkün. Şimdi iki tane ögeyi hazırladım ben. Birleştiriyorum. Sonuna nokta koyuyorum. Rağbetül husul ala şehadetin bila bezli cuhud müşkiletun zaharat fissenevetil ahiret. Bezele yebzulu bezil. Hatırlarsınız. Efendim. Cuhud mebzule. Harcanan çabalar. Evet. Eğer bu cümleyi şu şekilde uyarlarsanız, yani Ali'yi örnek verelim. Ali'nin çaba harcamadan diploma elde etmek istemesi, efendim, son yıllarda ortaya çıkan bir problemdir. Evet, böyle bir cümle kuracak olsak, Ali çaba harcamadan diploma elde etmek istiyor diye bir cümle kuralım. Efendim istiyor ifadesini burada erade yuridu, talebe yatlubu, ragibe yergabu bunlar kullanılabilir. Önce istiyor diyelim. Yergabu aliyyun fil husuli ala şehadetin bila bezli cuhud. Bunun başına en getirirsek en yergaba aliyyun fil husuli ala şehadetin bila bezli cuhud müşkiletun zaharat fis senevati lahireti denilebilir. Şuradaki el husul yerine hani öznenin Ali olduğunu biliyoruz ya mastarları fiile dönüştürürken bir özne hayal etmek özne bulmak gerekiyor. Eğer özne bulamazsak mastarları fiile dönüştürmek zor olur. Bakınız çaba harcamadan diploma elde etme isteği. Kim istiyor? Belli değil. O yüzden ben fiile dönüştürmekte zorlanıyorum. Çünkü fiilin bir öznesi olur. Özneyi belirleyemezsiniz, fiile dönüştüremezsiniz. O sebeple ilk kurduğumuz cümlede özneyi zikretmedik. Rağbetul husul ala şehadetin bila bezli cuhud müşkiletun zaharat fissenevatil ahireti. Ama burada efendim elde edecek olan isteyen Ali olduğu için en yergabe aliyyun fi en yahsule ala şehadetin bila bezli cuhud diyebiliyorum. Mastarları öznesi belli olduğu için fiile dönüştürebiliyorum. Biz İnsanın ulaştığı teknolojik seviye sayesinde uzaya gidebildiği bir çağdayız. Aslında burada öznemiz ne? Biz. Yüklememiz çağdayız. Bir çağdayız. Buradaki çağ nekra. Gidebildiği, bakınız gidebildiği ifadesinde ebilmek ekini görüyor muyuz? Evet. Tamam. Peki sayesinde nasıl denir? Hatırladık mı? Sayesinde. Evet, daha önce cümlede geçmişti. Peki insanın ulaştığı teknolojik seviye. Yani insan ona ulaştı diye bir cümle
insanın ulaştığı şekline dönüştürülerek teknolojik seviyeye sıfat yapılıyor. Yani demek istediğim o ki aklıma şimdi şey geldi de bir komedi şeyi var ya, Güldür Güldür. Orada bir tane birisi var, hikaye anlatıyor. En sonunda ne diyor? He ya, ona ne oldu acaba diyor. Yani sonunu bir şeye bağlamıyor. Ama bizim burada sizin de gördüğünüz gibi biz hikaye anlatmıyoruz gerçekten. Hikaye gibi görünüyor ama her şey birbiriyle bağlı arkadaşlar. Her şey birbiriyle bağlı. Evet. Harikasınız. Bir fadli sayesinde demek. Bir fadli sayesinde demek. Peki, bilmek eki? Ha, demek gene min ya da istata efendim. Tamam. Peki seviye ne demek? Müstevi. Müstevi. Peki ulaştı. Ulaştı. Şimdi vasale vardı, geldi. Bir de vasalede türetilen tevassale var. Ulaştı. Biraz çaba harcayarak anlamına veriyor. Peki teknoloji ne demek? Teknoloji, Araplar teknolojiye. Efendim. Ama burada teknolojik diyor. O zaman teknoloji ismi mensup yapıyoruz. Ya da onun yerine tekniği. 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 Teknik. Teknolojik. Efendim. Anlamını veriyor. Peki. Fada zaten uzay demek. Feza. Hadi bakalım tercüme edelim. Nahnu fi asrin. Ana ögeleri bitirdim biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bir çağdayız. Nahnu fi asrin. Evet. Şimdi nasıl bir asır? Çağ sıfatını getirmem lazım. Uzaya gidebildiği, insanın uzaya gidebildiği bir çağda. Yani insan uzaya gidebilir. Böyle bir cümle kuruyorum. Efendim. Yetemekkenu min ya da istatiru en yetebe ile fedai. Evet. Yetemekkenu minen yetebe istatiru en yetebe ile fedai. Ha, Leyla ile Mecnun. Evet, sabaha kadar adam anlatıyor. En sonunda birisi öyle diyor, değil mi? Ya diyor, tamam çok güzel de anladım da her şeyi. Burada Mecnun kız mıydı erkek miydi diyor, değil mi? Evet. Şimdi evet, evi tam öğrencilerinden gerçekten çok azimli olanlar var. Efendim. Ama işte iki koltuk hani taşın iki koltuk bir karpuz tek koltukta iki karpuz tek koltukta taşımak zor oluyor gerçekten. İnsanın çok çok görevleri var. Bu arada ben de dinleniyorum. Efendim. Baba görevi var, oğul görevi var, dayı görevi var. Bir yerde çalışıyorsun, kocasın, evde çalışıyorsun. Yani görevler çok fazla. Evet. Doğru. Peki,
Yetemekkenu minen yethebe ile fedai. Ha, çocuk. Tabii çocuk tüm vakti alıyor zaten. Allah muvaffak kılsın efendim. Her zorluğun bir kolaylığı vardır. Vardır yani. Demek gene min ya da istata'en kalıbı ile ebilmek anlamını ifade edebiliriz demiştik. Peki nahnu fi asrin yetemekkenul insanu el-insanu. Ya da yestati'ul insanu en, bu da minden sonra efendim eni getiriyoruz. Niye? Çünkü harfi cerre sonu cümle gelmez. Gelirse araya masdarlaştıran bir harf gelir. Bu şekilde masdarlaşan yapı da isimdir. O zaman harfi cer ismin başına gelmiş olur. Peki uzaya gidebiliyor. Şimdi bunu yukarıdakine birleştirelim. Nahnu fi asrin yetemekkenul insanu minen yezhebe ilel fedai. Buraya kadar yapmış olduğum çeviri biz insanın uzaya gidebildiği bir çağdayız. Fakat buradaki asır kelimesine efendim bir bağlantı gerekiyor. Peşinden gelen cümle var ya, asır kelimesine efendim bir zamir dönmesi lazım. Yetemekkenul insanu minen yezebe fihi ilel fedai ya da ilel fedai fihi. Buradaki fi fil asır demek yani. Efendim. Asra işte fihi diyerek şu cümleyi bağlamış oldum. Bundan sonra geriye insanın ulaştığı teknoloji seviye sayesinde kaldı. Şimdi insanı daha önce de söylediğimiz için tekrar insan demiyoruz. Zamiri yeterli, fiil çekimi yeterli. Ulaştığı teknolojik seviye sayesinde. Bi fadli el müsteve. Bi fadli el müsteve. Et teknoloji. Teknoloji. Teknolojik seviye sayesinde. Şimdi bunun bir sıfatı var. İnsan ona ulaştı. Tevassale ileyhi. El insan dememe gerek yok çünkü insanı daha önce de söylemiştim. Tevassale ileyhi ifadesi ismi mevsulle ulaştığı anlamını verir. Nitelik bildirir hale gelir. Arkadaşlar bu arada cümleyi kurmuş olduk. Tekrarlıyorum. Nahnu fi asrin yestati'ul insanu en yedhebe ilel fedai fihi bi fadlil müstevet teknoloji ellezî tevassale ileyhi. Yani biz insanın ulaştığı teknolojik seviye sayesinde uzaya gidebildiği bir çağdayız. Ve bu cümlede ana ögeler biz bir çağdayız. Buradaki biri de aktardım, aldım. Çünkü çağın nekr olduğunu belirtiyor. Şu aradaki ifade ise çağın sıfatı. Nahnu fi asrin yetemekkenu l-insanu minen yezhebe ilel fedai fihi bi fadlil müstevet teknoloji ellezî tevassale ileyhi. Gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak, gelişmiş ülkelerin geçmişte yaptıklarını yapmamız gerekiyor, gerekir. Ana öge burada nedir? Gerekir. Şimdi bunu şart cümlesi, şart üslubu çerçevesinde düşünmek mümkün. Düşünmek mümkün. Ya da şuradaki gerekirle başlarım. Şu ifadeyi gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak ifadesini
tamamlayıcı bir eleman şu halde, yani hal gibi düşünebilirim. Eğer gerekir ile başlayacaksam, o zaman şart üstü bu aklıma gelmez. Yecibu neyi? Gelişmiş ülkelerin geçmişte yaptıklarını yapmamız. Yecibu en namele ma amile. Amilet et tuvelul mutakaddimetu fissabiki. Ya da fissabık yerine ilmadi. Şimdi amile dedim çünkü öznesi et tuvelul mutakaddime. Gelişmiş ülkeler. Bakınız şu seçili kısım gelişmiş ülkeler geçmişte yaptı. İsmi mevsul. İsmi mevsulden sonra kastedilene dönen bir zamir olur. O zaman ma amilet ha etuvelel mutakaddimetu fil madi. Bu ifadenin tamamı ismi mevsul yapı amile ya'melu fiilinin nesnesi. Başına da yecibu getirdik. Yapılması gereken yecibu'dan sonra gelir demiştik. Enne amele. Yapmamız gerekir. Yapmalıyız. Evet, şart üslubuyla da kuracağız. Yecibu en na'mele ma'amile tuttu velil mutakaddimetu fil madi. Nurid. İn nurid en nekune devleten mutakaddimeten. Evet. İn nurid en nekune devleten mutakaddimeten gelişmiş bir ülke istiyorsak. Gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak. Evet. Yecib en ne amele ma amile tuttu ve mutakaddimetu fil madi. Peki buradaki ne amel? Niye muzahare kullandım? Çünkü yapmamız gerekiyor. Yapma işi bitmemiş. Ama amile burada gelişmiş devletlerin yaptığı derken amile fiilini kullandım. Çünkü geçmişte yaptıklarını kastediyoruz. Efendim bu cümleyi şart üslubuyla ifade etmek isterseniz o zaman İn nurid en nekune devleten mutakaddimeten يجب أن نعمل ما عملته الدول المتقدمة في الماضي. Gelişmiş bir devlet olmak istersek, gelişmiş ülkelerin geçmişte yaptığını yapmamız gerek. Yapmalıyız. Yapmamız gerekir. Burada nurit ve yecip mezun fiilleridir. Biliyorsunuz şart edatı in çift muzariyi cezbedebilir. Peki diyeceksiniz ki mazi getirsek olur mu? İn nurit yerine in eratne en nekune devleten mutakaddimeten vecebe en na'mele ma'amile tuttu mutakaddimetu fil madi. Çok güzel olur. Efendim çok güzel olur. Şart cümlelerde mazi fiilin kullanımı uygundur. Muzari de kullanılabilir. Yeter ki sık kullanım açısından bakarsak ikisinin de mazi, ikisinin de muzari olduğunu görüyoruz. Yaygın kullanım bu yönde. Tamam. Telefon, TV, radyo ve internet gibi modern iletişim araçlarının hayatımızı kolaylaştırması beklenir. Beklenir. Şimdi efendim burada şu cümleyi beklenir yüklem. Geri kalan şu ifade ise özne. Özne. Ve bu öznenin aslında derin yapıda bir cümle içerdiğini hissetmemiz gerekiyor. Yani modern iletişim araçları hayatımızı kolaylaştırıyor.
Tamam. Diyelim bunu. Sehhele kolaylaştırdı. Müsehhilu kolaylaştırıyor. Efendim. Edevet. Tevasul. El hadise. Hadis yeni, modern anlamını verir. İletişim, tevasul. Tevasul, iletişim anlamında kullanılıyor. Edevetü tevasul el hadise modern iletişim araçları. Efendim kolaylaştırır derken yusehilu fiilini tusehiluya dönüştürüyoruz. Yusehilu edevetü tevasul hadisetu hayatına. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Şimdi edevatü tevasulü hadise nedir? Telefon, TV, radyo ve internet. Şimdi şuraya örnek veriyoruz. Mislu tilfazi pardon telefon demişiz oraya. Telefon da diyorlar. Hatif de diyorlar. Mislu hatifi ve tilfazi ve internet. Hayatına. Evet. Buradaki edevatü tevasül hadise söylediğiniz gibi akılsız çoğul ismi tekil manas kabul edilir. O yüzden tusehhiru fiilini emanet şeklindedik. Dikkat ederseniz buradaki özne öbeği yani telefon, TV, radyo ve internet gibi modern iletişim araçları bunun hepsi özne. Hayatene ne? Hayatene bu da nesne. Bak özne 10 kelimeden oluşuyor. Nesne neredeyse tek kelimeden. O zaman nesneyi öne alalım ya. Nesneyi öne alalım. Tüsehhilu hayatene edevatü tavasülü hadisetu mislul hatif ve tilfazi ve izahati ve internet. Ne dedik? İşte nokta nokta araçları kolaylaştırır dedik. Şimdi kolaylaştırması beklenir diyeceğiz. Beklenir. Yani yukarıda aslında beklenir nasıl denilir? Örneklendirmiştik. Minel muntazari ya da minel mutavakkai. Minel mutavakka bu da umulur. Yani beklenir. Anlamını verir. Efendim tamam bunları kullanacağız. Fakat burada şeye dikkat etmemiz lazım. Şu özne öbeği dedik ya. Bunu masdarlaştırmamız gerekiyor. Hatice'nin yazdığı gibi. En getirmemiz gerekiyor. Bu gibi yapılarda yani yüklemin şibi cümlesi olarak geldiği, öznenin mevvel mastarı olarak geldiği yapılarda şibi cümlesinin cümle başına gelişi çok yaygın. Ben zorunlu demiyorum ama yani çok yaygın diyorum. Cümleyi de kurmuş oldum. Minel muntazari ya da minel mutavakkai en tusehhile hayatene edevatü tevasulil hadiseti hadisetu mislul hatifi ve tikfasi ve izaati ve internet. Burada iza yerine radyo, tilfaz yerine TV, biz TV diyoruz. Onlar TV diye diyor. Efendim. Tekrarlıyorum. Minel mutavakkai en tusahhile hayatene edevatü tevasulil hadisetu mislul hatifi ve tilfazi ve lizaati ve internet. Kolaylaştırması beklenir. Peki diyeceksiniz ki minel muntazar, minel mutavakka yerine mesela yuntazaru
yuntazaru ya da yutevakkau diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yuntazaru bu da bekleniyor demek. Yutevakkau bekleniyor. Evet. Ama minel mutavakka, minel muntazar da diyebiliriz. Ve Araplar çok diyor böyle. Efendim. Meçhul yapı. Doğru. Beklenmektedir, umulmaktadır. Dikkat ettiniz mi? Buradaki yuntazar, yutavakka fiillerini müzekker çekimledim. Yuntazaru, yutavakkavu. Kim bilebilir bunun sebebini? Niye müzekker çekimledim? Peşinden gelen şu ifade müevvel mastar. Müevvel mastar. Ve burada yuntazaru, yutavakkavu fiilinin naibi faili. Yani sözde öznesi. Tamam da niye yuntazaru yutevakkavu müzekker çekimledim? Bunun cevabını siz veriniz. Bekliyorum. Cevap gelmedi. Ben kendim veriyorum o zaman. Efendim, müevvel mastar tekil müzekker hükmündedir. İçinde ne kadar çok sözcük geçerse geçsin, müennes geçerse geçsin, bunun tamamı hu ve zamir değerini taşır. Yani tekil müzekker kabul edilir. Tamamı. O sebeple fiil müzekker, tekil müzekker şekillenir. Yok. İşte etkenlikle bağlantı kurmayın. Sadece şunu öğrenin, ezberleyin. Müevvel mastar tekil müzekker hükmündedir. Yani zamir değeri huvedir. Fail olduğunda fiil tekil ve müzekker çekimlenir. Niçin? Çünkü fail müzekkerse fiil nasıl çekimlenir? Müzekker. Evet. Müevvel mastarın zamir değeri huvedir. En kısa kaide bu. Ve birçok sınavda da karşıma çıkıyor. YDS'de, YÖKDÜL'de, İHTİSAS'ta. Yani aslında basit bir durum. Hocalar, onu hazırlayanlar diyor ki ya basit sorular da soralım diyorlar. Ama zor geliyor. Oysa müevvel mastarın zamir değeri huvedir. Müevvel mastar evet tekil müzekker konumundadır. Evet. Peki şu cümleyi tercüme edelim. Herhalde anca bu cümleyi tercüme ederiz. Modern iletişim araçlarından umduğumuz faydaları elde etmek, onları iyi kullandığımızda mümkün olacaktır. Evet, onları iyi kullandığımızda ne zaman sorusunun cevabı. Şuradaki faydaları elde etmek özde mümkün olacak. Bu da yüklem. Mümkün olacak ifadesini efendim seyumkinu şeklinde ifade etmek mümkün. Seyumkinu. Ya da seyekunu mümkinen. Mümkün olacak. Mümkün olacak. Ya da Hatice'nin de söylediği gibi mümkündür. Mümkün olacak. Ya o zaman şey diyelim ya. Seyekunu mümkinen diyelim. Evet. Seyumkinu ya da seyekunu mümkinen. Böyle. Peki onları iyi kullandığımızda. Onları iyi kullanıyoruz diyelim. Nestahdimu he
Efendim, C7'den mesela. Onları iyi kullanıyoruz. Ya da bir şeklin salihin uygun, doğru, güzel bir şekilde, uygun bir şekilde. Yani iyi diyebiliriz. Bunu zarf cümlesine dönüştüreceğiz. Siz yaptınız zaten. İnnemâ nestahdimuhâ ceyyiden, onları iyi kullandığımızda demek. Seyekûnu mümkinen, mümkün olacaktır. Onu da tercüme etmişiz. Buraya o zaman modern iletişim araçlarından umduğumuz faydaları elde etmek. Umduğumuz faydaları elde etmek. Şimdi elde etmek ne? Husul ala, elde etmek. Neyi? Faydaları. Alel fevaid. Faydaları elde etmek dedik. El husul alel fevaid. Burada faydaların sıfatı var. Ney? Modern iletişim araçlarından umduğumuz. Bu faydaların sıfatı. Umduğumuz. Nasıl söyleyeceğiz? Az önce minel mutavakka demiştik ya, oradaki tevakku, onun fiilini kullanabiliriz. Tevakka yetevakkau. Yetevakkau bunu nahnuya göre çekilmediğimizde netevakkau olur. Netevakkau umuyoruz. Neyi umuyoruz? Faydalar. Faydalarla bağlantılı değil mi? Yani buraya faydalara dönecek bir zamir eklememiz gerekiyor. Netevakkau he. Şimdi buradaki devamı var. Netevakkau he min modern iletişim araçları. Min edevat ya da vesail daha uygun düşebilir. Min vesail ettevasul el hadiseti. Şimdi şuradaki cümleyi sizin de belirttiğiniz üzere fevait kelimesine sıfat yapacağız. Türkçe'de olduğumuz gibi. Araya elleti getireceğiz. Marife yapmak için. Elde ettiğiniz yapı mevcut haliyle el husul alel fevaid illeti netevakkauha min vesayil tevasul hadiseti modern iletişim araçlarından umduğumuz faydaları elde etmek. Evet, özde. Şimdi gelin şuradan S'ye konuyu alalım buraya. Daha sonra da zarf cümlesini getirelim buraya. Üç parçada tercüme ettik. Üç parçada tercüme ettik. Bu tabii ki indema nestakdimu ifadesini cümlenin başına alabiliriz. Evet. İlk ayında belirttiği gibi. Bunu cümlenin başına alabiliriz. Ama ilk ay bunu cümlenin başına alırsak şuradaki he zamirini kaldırıp yerine ismini koymamız lazım. Değil mi? Evet. Şimdi şöyle. Husul alel fevaid illeti netevakkauha min vesayil tevasul hadiseti seyekunu mümkinen indema nestahdimuha ceyiden indema nestahdimuha bi şekli salih. Bu da ismi mevsuller, zamirler, efendim isimler arasındaki zamir ilişkileri, fiil ve fiil misillerin birlikte kullanıldığı harfi cerler, değil mi? Çok önemli. Ama cennet en önemlisi ne? Evet. En önemlisi kendi kurduğumuz cümlemizi anlayabilmemiz. Türkçe cümleyi anlayabilmemiz. Evet, anlamak çok önemli dedik. Burada bir tane cümle var.
Evet, Marife Nekri olayları da çok önemli gördüğünüz gibi. Burada bir cümle var. Bununla bitirelim. Şimdi dört tane arkadaş oturmuşlar. Birisi bir fıkra anlatmış. Efendim birisi hariç ama nasıl kahkahayla gülüyorlar. Nasıl kahkahayla gülüyorlar. Çok komikmiş. Fakat birisi gülmüyor. Fıkrayı anlatan demiş ki, sen niye gülmedin? O da demiş, vallahi ben espriyi anlamadım, o yüzden gülmedim. Biz arkadaş değil miyiz? Tekrar anlatırım demiş. Tekrar anlatmış. Efendim, o arkadaş hariç diğerleri biraz yumuşak bir şekilde gülmüşler. Yani ikinci kere anlatıldığı için. Niye gülmedin diye sormuşlar. Ben espriyi anlamadım. O yüzden gülmedim demiş. Neyse biz arkadaş değil miyiz? Tekrar anlatırım demiş. Anlatmış. Arkadaşlar önceki gülenler artık gülmüyor. Ayatlamış çünkü espri. Ama bizim adam yerde yatıyor. Göbeği çatlayacak. Aman Allah'ım bu üç arkadaş işte ayaklarını ellerini tutmuşlar. Demiş yerde hani göbeği çatlayacak kadar gülüyor. Demişler ki niye bu kadar çok gülüyorsun? Bize de söyle biz de senin kadar gülelim. O nefesini zor toplamış. Ben yine anlamadım. Ona gülüyorum demiş. Efendim burada da bir ifade var cümle. Diyor ki öğretmenin anlattığı yeni konuyu hala anlamıyorum diyor. Öğretmenin anlattığı yeni konuyu hala anlamıyorum. Bereket versin biz yeni konu anlatmıyoruz. Değil mi? Aynı konuları tekrarlayıp duruyoruz. Öyle deme. Öyle deme. Öğretmenin anlattığı yeni konuyu şükür yeni bir konu anlatmıyoruz. Hep eski konuları tekrarlıyoruz. O yüzden üzerinize alınmayın. Ama bu cümleyi tercüme ederim hadi. Efendim bu cümleyi tercüme edebilmemiz için hala anlamıyorum ifadesinde ki sürekliliği bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi la efemo dersek anlamıyorum onu. Ama hala anlamıyorum ifadesinde süreklilik bildiren bir yapı vardı. Mazale. Mazale. Evet. Maziltu. Maziltu la efemo derseniz hala anlamıyorum bunu. Maziltu la efemo. Maziltu la efemo. Efendim niye? Öğretmenin anlattığı yeni konuyu. Buradaki öğretmenin anlattığı ifade konunun ikinci sıfatıdır. Sıfatlar sonra gelir. El mevdu. El cedid. Peki öğretmen anlatmış ama şerahahu el müderris. Öğretmen onu anlattı. Burada bunu öğretmenin anlattığı ifadesini mevzuya sıfat yapmak için cümle olduğu için ellezi getiriyoruz ve Mazilte la efemul mevdu'al cedidellezi şerahahul müderrisu. Peki şerahayı niye mazi getirdik? Hoca görevini yapmış çünkü. Anlatmış. Efendim. Mazilte la efemul mevdu'al cedidellezi şerahahul müderrisu. Buradaki şerahahul müderrisu terkibinde hu zamiri efendim gerekiyor. Yani ismi mevsullü ifadede hani diyoruz ya ismi mevsulden sonra kendisinden ismi mevsulden sonra kendisinden bahsedilen ismin zamiri geçmesi lazım. Bu hu zamiridir. Tamam. Peki her şeyi bugün çevirmeyelim. Haftaya da kalsın. Haftaya görüşmek üzere. İstifade ettiğinizi umuyorum. Efendim inşallah. Hiç istifade etmediyseniz herhalde bir tane fıkra anlattık. Yoksa iki fıkra mı anlattık? Allah güldürsün efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yemenille maselame. Filusbu'il kadim inşallah. Hoşça kalın.